Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosu daha hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte itopya.com sponsorluğunda hazırlanmış olan bir oyuncu sistemine hep birlikte bakacağız. Hem de bir fiyat performans sistemi. Buyurun başlayalım. Ben burada sizlere videoyu anlatırken sistemin fiyat bilgisi ve hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız açıklama kısmına bir link bıraktım. Oraya tıklayabilirsiniz. Bu bilgilerin hepsi orada var. Şimdi gelin isterseniz biz sisteminizin direği olan, temel parçası olan parçamızla başlayalım. Yani ekran kartımızla. Ekran kartımız Gigabyte'ın RTX 3060 OC modeli değerli arkadaşlar. 12 GB RAM olan bu ekran kartımız GDDR6 belleklere sahip. Şöyle bir önemli durum var. Ekran kartımızın bit değeri 192 bit. Şimdi bu ne demek? Şimdi bu ekran kartındaki 12 GB RAM de bu 192 bitlik değeri birleştirdiğimiz zaman hem oyunlara, yani oyunları sıkıntısız oynayabileceğimizi anlıyoruz. Hem de gündelik hayatımızda veya profesyonel işlerimizde yapabileceğimiz böyle işte render'dır vesaire vesaire gibi işlemleri de gönül rahatlığıyla yapabileceğimiz anlamına geliyor. Tabi bahsettiğim işler çok yüksek seviye işler değiller arkadaşlar. Mesela bir YouTube kanalının kurgusunu bence rahatça yapabilirsiniz. Ha, bunun haricinde tabii ki de RTX 3060 bu zamana kadar pek çok oyuncu sisteminde kullanılmıştır ve rüştünü sahada ispat etmiş önemli ve güçlü bir ekran kartıdır. Bu arada ekran kartının AMD FSR 2.0 özelliğini desteklediğini de belirtmek istiyorum. Yani siz çok daha yüksek çözünürlükte oyun oynarken çok daha yüksek FPS değerleri alabiliyorsunuz artık bu özellik sayesinde. Geçiyorum işlemcimize. İşlemcimiz 12. nesil i3-12100F modeli. Şimdi i3 deyince burada böyle bir şey yapmayın arkadaşlar. 12100F modeli yine pek çok oyuncu sisteminde kullanılmış. Hem yayıncılıkta hem iş hayatında hem de böyle oyun sistemlerinde çok fazla tercih edilmiş. Yine rüştünü ispat etmiş önemli bir işlemcidir. Özellikle bu tarz orta segment, orta giriş seviyesi oyuncu sistemlerinde. İşlemcinin en önemli olayı ise ki Intel kendi web sitesinde bile sıkça bu duruma değinmiş. Hem yayın yapmak istiyorsunuz hem de rekabetçi oyunlar oynuyorsunuz ve rekabetçi oyunlarınızı yayınınıza taşımak istiyorsunuz. Bu işlemci ve bu ekran kartıyla birlikte bence arkadaşlar gönül rahatlığı yapabilirsiniz. Bunun haricinde kendisini turbo ayarlarda 4.3 GHz değerlerine kadar çıkartabiliyorsunuz. 4 adet performans çekirdeği ve toplam 8 adet iş parçacığı bulunuyor. 12 MB'lık da bir ön belleği var. Eğer ki derdimiz bütçe ise, hem böyle oyunları rahatça oynayabileyim hem de güçlü bir sistemim olsun diyorsanız, o zaman i3-12100F modeli gayet mantıklı bir tercih oluyor. Beraberinde 3060'la birlikte. Ha, yoksa bütçeyi arttırırsınız, çok daha iyileri tabii ki de var yani, ben yok değil. Devam edelim sistemimize. Anakartımızda bir adet M.2 slotu var arkadaşlar. İtopya tarafı giriş seviyesinde 512 GB SSD'yi tercih etmiş. M.2'nin olması büyük bir avantaj. 512 GB ise başlangıç için yeterli. Fakat daha sonrasında 1 TB'lık bir SSD desteği de atılabilir. Oyunlar çoğaldıkça tabii. RAM tarafında ise 2x8 GB toplam 16 GB'lık RAM'lerimiz mevcut. Anakartımız ise Gigabyte'ın H600M modeli. Bu anakart üzerinde 2 adet RAM slotu var arkadaşlar, fakat kendisi 64 GB RAM'e kadar destekliyor. Bir de önemli bir durum daha var bu anakartın üzerinde arkadaşlar. 12. nesil i işlemciler, yani i3, i5, i7 ve i9'a kadar bu anakartta kullanabiliyorsunuz. Bu bence önemli bir ayrıntı. Çünkü kendisi 1700 soket. Oyun testimize geçmeden önce, ki zaten oyun testi videonun finali olacak aynı zamanda, bir de kasadan bahsedeyim sizlere. Kasamız değerli arkadaşlar, RAM Pıcın 600 Watt 80 Plus üzerinde PSU'su ile birlikte gelen bir adet kasası. Tam adı Rampage X-Force 600 Watt 80 Plus olan bu kasa, yine bir fiyat performans sistemi topladığımız için bünyesinde PSU barındırmasıyla önemli bir kasa arkadaşlar. Dıştan bakıldığı zaman da gayet şık görünüyor. Işıkları ışıkları var yani. Gelin şimdi isterseniz oyun testimize doğru geçelim. Bakalım bu sistem oyunlarda nasıl sonuçlar vermiş.
Evet, oyun testimizi izledik. Rakamsal değerlerimizi ekranda gördük. Arkadaşlar, ne God of War'da, Valorant'ta, CSGO'daki, PUBG'de bekliyordum. PUBG'de dahil olmak üzere bilgisayarda ultra ayarlarda oynamama rağmen herhangi bir oyunda kasılma, takılma vesaire vesaire gibi bir problemle karşılaşmadık. Zaten arkadaşlar, kağıt üstünde yazan değerlerle de bu sistemle hani böyle bir oyunda sıkıntı çekeceğiniz için açıkçası düşünmüyorum. Bu anlamda sistem benden geçer notu aldı. Siz de bu sistemi satın almak isterseniz açıklama kısmına link bıraktım. Oradan tıklayarak itopya.com üzerinden bu sistemi satın alabilirsiniz. Videomun sonuna geldim arkadaşlar. Umarım bu sistem videomu beğenmişsinizdir. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar.